Efendim, dijital çağda kişisel verilerin korunması başlığıyla, ana temasıyla gerçekleştireceğimiz zirvenin açılış konuşmalarını yapmak üzere öncelikle İSEYF kurucusu ve zirve başkanı Sayın Musa Savaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın başkanım, sayın kurul üyeleri, sayın başkanlarım. Öncelikle 5. İSEYF Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'ne katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başkanımız ve kurul üyelerimiz nezdinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun tüm çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Çünkü biz 5 yıl önce buna başladığımızda sanıyorum sene 2017 idi. İlk dışarıda yapmıştık otelde. Sonra burada yapmaya başladık. İyi de oldu bize, ev sahipliği yapıyorlar. Biz ilk 3 eSafe'de tema belirlemeden yaptık. Çünkü o zaman kişisel verileri koruma konusunda kurumda farkındalık çalışmaları yapıyordu. Biz de o farkındalığa katkımız olsun diye elimizden geleni yaptık. Artık ülkemizde kişisel verileri koruma konusunda bir farkındalık birçok insanda oluşmaya başladı. Dolayısıyla artık tematik etkinliklere yönelmek gerekiyordu. Geçen yıl yaptık ilk temalı etkinliğimizi. Bu yılda dijital çağda kişisel verilerin korunması dedik. Bizde bu süreçler şöyle işliyor. İlk başlarda biz de çok zorlanıyorduk. Çünkü ben hukukçu olmadığım için çok iyi bildiğim bir alanda değil. Ben de habire öğreniyorum. Hatta geçen katıldığım programın tanıtımı için katıldığım bir radyo programında bana anonimle pseudonimi sordular. Vallahi dedim ben de bilmiyorum. İnşallah etkinlikte öğreneceğim ben de dedim. Dolayısıyla benim için bu kişisel verileri koruma zirvesi her zaman çok şey öğrendiğim bir etkinlik oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda 6.sını, 7.sini, 8.sini de yapıp ve bu çalışmalara bizim de karınca karınca katkımız olur. Nitekim biz bu başlıkları belirlerken işte arkadaşlarımız çalışıyorlar, geniş bir ekip. Ondan sonra belirlediğimiz başlıkları eleme konusunda sağ olsun başkanımız ve buradaki başkanımızın görevlendirdiği arkadaşlar da bize destek oluyor ve başlıkları nihayetlendiriyoruz. Ondan sonra da başlıkları kamuoyunun işte takdirine sunuyoruz ve konuşmacı talep ediyoruz kamuoyundan. Biz aynı şeyi siber güvenlik zirvesi tarafında da yapıyoruz. Çünkü orada bazı başlıklara gerçekten yoğun ilgi oluyor. Bazı başlıklarda kimse konuşmak istemiyor nedense. Bu da ayrı bir olay. Ama güzel tarafı şu, eSafe olarak biz şu ana kadar hem kişisel verileri koruma konusunda hem siber güvenlik konusunda bir hayli içerik ürettik. Ve bunu da halka açık bir şekilde tüm Türkiye'nin yararlanabileceği kaynaklar olarak hizmete sunduk. Bunun mutluluğu bize yetiyor. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Seneye yine Mayıs'ta yapacağız inşallah. Ama tarihi de önümüzdeki günlerde duyuracağız. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.